Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd, Resulüne nihayetsiz salatü selam olsun. Bizlerin bir araya gelmesine vesile olan Hazreti Mevlana'da rahmetler diliyoruz. Bugün bir ayını dolduran Filistin'deki zulmü de lanetle kınıyoruz. Allah bir an önce sebep olanların hem bu dünyada hem de ahirette müstahak olduğu ceza çarptırmasını diliyoruz. Tüm mazlumlara, tüm zulme uğrayanlara da bir an önce kurtulmalarını temenni ediyoruz. Evet. Tahir-ül Mevlevi nüshasına göre yazar, Türkiye Yazarlar Birliği'nin devam ettirdiği Mesnevi okumaları sohbetinin devam ediyoruz. Üçüncü defterdeyiz. Tahir-ül Mevlevi nüshasına göre 7909. beyitte kalmışız. Bundan önceki beyit: eğer sen iyi dua etmesini bilmezsen git de saf din kardeşinden dua iste diye bir beyitle bitirmişti. Ondan sonra bir başlıkla konuyu açıyor Mevlana. Hak Teala'nın Musa Aleyhisselam'a bana günah etmediğin bir ağızla dua et buyurması başlığı altında. Oradan devam edeceğiz. Burada dua bahsi var. Dua Allah'ın çok önem verdiği ibadetlerden birisidir malumunuz. İşte Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma ya beykum kul ma ya beykum Rabbi levla duakum. İşte duanız olmasaydı ne ehemmiyetiniz vardı? Allah size ne kıymet verirdi? Malindeki ayet var. Mümin suresinde yine ud'uni estecib lekum. İsteyin vereyim diye ayetler var. Yani bu konuda çok taşlılık var. Zaten salat, namaz kelimelerde genel manada dua anlamına geliyor. Yani en güzel dua namazla gerçekleşiyor. Duanın iki türlüsü var. Birisi sözle yapılan dua, kavli dua diyoruz. İşte mesela Allah'tan ekmek istemek, Allah'ım bana bir ekmek ver demek sözlü bir duadır. Ama bu ekmeği elde etmek için işte tarlayı sürmek, tohumu ekmek, gerekli işlemlerini yapmak ve ondan sonra da Allah'ım bana oradan güzel nasipler, güzel rızıklar ver demek. Hem fiili hem de kavli dua. Makbul olan da, daha çok makbul olan dua da bu olması gerekiyor. Yani sebepleri yerine getirip ondan sonra sonucu Allah'tan beklemek. Gerçek dua, kabule daha yakın olan dua bu. Tabii ki Allah direkt olarak da verebilir ama bu dünyada Allah'ın işleri sebeplerle oluyor. Yani bir elma istiyorsanız ya ekeceksiniz, ağaçtan yetiştireceksiniz veya bir para harcayıp pazara gidip, çarşıya gidip o elmayı satın alacaksınız. Bu dünyada işler böyle. Ama eğer Allah nasip ederse cennete gidersek orada direkt verecek tabii ki sebepsiz. O yüzden fiili dua daha makbul, fiili ve sonunda kavli yapılacak dua daha makbul. Burada da yine nasıl dua etmemiz gerektiğine dair bazı ipuçları verecek Mevlana. Behri an fermut Musa rahuda vakti hacet hasten ender dua. Bundan dolayı Cenab-ı Hak Hazreti Musa Aleyhisselam'a buyurdu ki hacet vaktinde ve dua esnasında key kelimullah zimen micu pena ya dehani ki ne kerdi tu günah. Ey kelimullah, günah etmediğin bir ağızla benden melce iste. Yani bana dua edeceğin zaman, benden bir şey isteyeceğin zaman ağzın günahsız olsun, kalbin temiz olsun ki o dua gerçekleşebilsin. O dua Allah'a yakınlaşabilsin. Allah'ın vermesine, melce edinmeyi, Allah'a melce olarak kabul etmeye bir vesile olabilsin. Yani önce temizlenmek gerekiyor yani. Her şey yapmakta zaten bir öncelik gerekir, bir usul, bir erkan gerekir. Yani bir namaz için bile ne yapıyoruz? Öncelikle dış kirliliklerden temizlenmek için bir elbisemizi temizliyoruz, bir abdest alıyoruz. Bir dış kirliliklerden temizleniyoruz. Ondan sonra kendimizi o namaz için hazırlıyoruz. Yani bir hazırlık aşaması var. Yani duanın da yine bu şekilde olması gerekir diyor Mevlana. Kerimullah, Hazreti Musa'nın sıfatı biliyorsunuz. Allah'la konuştuğu için ona Kerimullah denildi. Allah'la konuşan, Allah'la mukaleme eden manasında. Her peygamberin bir sıfatı var. Hazreti Musa'nın da böyle bir sıfatı var. Kelimullah sıfatı. Govt Musa men ne darem andehan. Govt mara ezdahan gayr khan. Musa dedi ki benim öyle ağzım yok.
Haşa yani peygamber ama tevazı, tevazıdan dolayı benim öyle bir ağzım yok dedi. Allah da buyurdu ki bize başka birinin ağzıyla dua et. Yani mutlaka ağzımız kirlenmiştir, bir şeyler söylemişizdir. Yani ağzımızın temiz olması zor bir olay ki Allah'ın Resulü bunu söylüyor. Kelimullah sıfatına sahip bir Resul bunu söylüyor ki şahsen ben daha kirli bir ağzım var, nasıl dua edeceğim yani. Allah da buyurdu ki bize başka birinin ağzıyla dua et. Formül var. Yani çaresizlik, ümitsizlik diye bir şey yok. Formül var. Başkasının ağzıyla dua et. Bu nasıl olacak şimdi? Ondan bahsedecek. Ezdehan gayr berhan ba ilah. Ezdehan gayr key kerdi günah. Başkasının ağzından Allah'a dua et. Sen onun ağzıyla ne vakit günah ettin? Yani sen başkasının ağzıyla günah etmedin ki o ağızla dua etmek, temiz bir ağızla dua etmek sayılmasın. Yani mutlaka başkasının ağzıyla yapılan dua, senin için yapılan dua daha makbuldür, daha kabule layıktır. Çünkü sen onun ağzıyla günah işlemedin. Yani o senin için temizdir. Diyor. Formül bu. Yani ne olacak o zaman? Başkasından dua isteyeceğiz. Temiz kimselerden, kendimize yakın gördüğümüz kimselerden, işte masumlardan, hastalardan, işte yaşlılardan gibi. Yani kendimizden daha üstünü gördüğümüz veya kendimize yakın gördüğümüz kişilerden bizim için dua etmesini istemek, işte o günahsız ağızla dua etmektir. Diyor Mevlana. Ançunan kun kendahan ha mertora derşe bu derrusa aret dua. Öyle hareket et ki başkalarının ağzı gece gündüz sana dua etsin. Veya eğer dua istemezsen bile öyle iyi bir kul ol ki, öyle iyi bir insan ol ki başkaları seni her zaman ansın. İyilikle, rahmetle, güzellikle ansın. İlla istemen de gerekmez. Eğer insandan makbul bir insan olursan, örnek aldığı bir insan olsan, değil mi? Tarih boyunca da sana öncelikle evlatların, ailen ve yakındakiler, işte iyi insanlar sana dua edecekler. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyoruz? Sürekli bir salatü selam getiriyoruz. Niye? Çünkü bizim için bir örnekti. Bir timsaldi. Kainatın en iyi, en güzel varlığıydı. Onun için ne yapıyoruz? Sürekli ona dua ediyor. Yani bunun gibi. Yani onu örnek alırsak, onun yolundan gidersek bize de başkalar sürekli dua ederler. Duadan eksik bırakmazlar. Ezdehani ki nekerdesti günah andehani gayr başet özrha. Senin günah etmediğin ağız başka birinin özür dileyen ve dua eden ağzıdır. Senin günah etmediğin ağız, günah işlemediğin ağız, kötü söz çıkmayan ağız başka birinin özür dileyen ve dua eden ağzıdır. Dolayısıyla o senin için bir günah işlemedi, bir kötü söz söylemedi. O ağız senin temiz ağzındır. Ya dehani hiçten ra pakun ruhi hodra çabuku çalakun. Yahut kendi ağzını pakat. Eğer başkası senin için dua edemiyorsa, etmiyorsa, buna gerçekleştiremediysen o zaman ağzını temizle. Kendi ruhunu çevik bir hale getir. Yani ruhunun duaya layık olabilecek bir hale gelmesi gerekiyor. Yani nasıl temizleyeceğiz şimdi ağzımızı? Onu da geliyor bir sonraki beytte. Zikri hak pakestu çun paki resid raht berbendet birun ayet pelit. Allah'ın ismi temizdir. Temizlik gelince de pislik yükünü toplar ve dışarıya çıkar. Ağzımız nasıl temizlenecek? O zaman Allah'ı zikirle, temiz olanı zikretmekle ağzımızda temizleniyor. Şairlerden birisi diyordu, şu an tam hatırlayamadım. Yani biz Allah'ı zikretmekle, Allah'ı anmakla, Allah'a hamd etmekle, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem getirmekle biz onları yüceltemiyoruz. Ne yapıyoruz? Kendimizin ağzını temizliyoruz. Kendimizi belki onlara layık hale getiriyoruz. Yani zaten onlar yücelerde. Çok yüce değerlerde. Ne kadar söylesek eksik kalır. Ama bu bize ne sağlıyor? Kendimizi temizlemeyi, kendimizi onlara layık hale getirmemizi sağlıyor. Allah'ın ismini, temiz isimlerini zikrettikçe ağzımız temizlenir ve temizlik gelince de pislik gider. Yani ikisi bir arada bulunmaz. Ya temizdir ya pistir bir yer veya bir şey.
zıtlar bir arada bulunamaz. Onu söyleyecek şimdi de. Me gurizet zıta ez zıta şebbe gurizet çun beref ruzet ziya. Zıtlar zıtlardan kaçar. Nitekim güneş doğup ziya parlayınca gece firar eder. Zıtlar bir arada duramazlar. Cemmi zıt değil muhalest. İki zıt bir arada duramaz. Yani bir kişiye karşı ya seviyoruzdur ya düşmanızdır. Kalbimizde ya sevgi vardır ya düşmanlık vardır. Veya burası ya aydınlıktır ya karanlıktır. İşte ışığı yakınca karanlık gidiyor. Güneş doğunca yıldızlar kayboluyor. Karanlık kayboluyor. Onun gibi. Yani temizlenince de kirlik bizden uzaklaşıyor. Çun berayet nami pak enderdehan ne peleydu manedu ne enduhan. Allah'ın ismi paki ağza gelince yani zikredilince ne pislik kalır ne de kavm ve kasavet. Zaten Allah ne diyor? Her durumda beni zikredin. İşte yürürken, otururken, yatarken her halde beni zikredin. Onu zikrettikçe de ne oluyor? Hem ağzımız temizleniyor, kanımız, kasavetimiz, kederimiz, elemimiz, son zamanda meşhur stresimiz gidiyor yani. Her şeye stres demişiz. O gider yani. Allah'a dayanınca, Allah'a yönelince, onun adı anılınca insandaki bu istenilmeyen, insanı üzen, sıkan, daraltan hisler, duygular gider. Başka bir başlığa geçeceğiz. Dua edenin Allah demesinin hakkın ve beyk demesiyle aynı olduğunun beyanı konusu. Bu da çok şey yapılıyor. İşte dua ediyoruz. Niye kabul edilmiyor? Kabul olmuyor. Yani niye Allah vermiyor gibi, niye karşılık vermiyor gibi bazı insanın çıkmazları var. Ona karşı bir cevap. Lebbeyk, buyur baş üstüne demek. Yani Allah'ın cevap vermesi, istediğimiz şeye Allah'ın cevap vermesi konusu. Yani dua edene karşı Allah cevap veriyor mu, nasıl veriyor? Onun bahsine değinecek. Anne ki Allah mi gofti şebi, ta ki şiirin başet ez zikreş lebi. Bir kimse geceleri Allah diye zikrediyordu, ta ki o zikirden dudağı yani ağzı tatlılaştı ve zikrin zevkini aldı. Evet, yani bazen ekranlarda da görüyoruz. İnsanlar kendinden geçiyor zikrederken. Belki bu kadar kapılmak çok iyi olmayabilir ama yani içte bir coşku oluşuyor. Allah'ın isimleri, sıfatları zikredilince, anılınca, Allah'ın o temiz isimleri dilimize geldikçe bu içte, gönülde, insanın iç dünyasında da bir zevk, bir şevk oluşturuyor. Goft şeytaneş hamuş ey sahtru çent guyi ahir ey bisyargu. Şeytan ona vesvese verdi ki ey pek katı yüzlü ve çok söyleyen, ne vakte kadar böyle söyleneceksin? Yani şeytan durmuyor tabi zikir konusu gelince, ibadet konusu gelince. O da gayret ediyor, çaba gösteriyor. O zikirden, o ibadetten insanı uzaklaştırmak için. Artık sus diyor. Yani sana bir cevap gelmiyor. Niye hala zikrediyorsun, dua ediyorsun, ibadet ediyorsun? Yani karşılık görmüyorsun diyor şeytan. Ruh şeb mi guyi Allah ezatu in heme Allah ra lebeyku. Gece gündüz Allah deyip duruyorsun. Şeytan devam ediyor. Bu kadar Allah deyişine lebeyk cevabı nerede? Yani buyur, emrindir, yaparım diye bir cevap karşı alıyor musun? Yok, almıyorsun. Ve gözükmüyor diyor şeytan. Mi ne yabet yek cevap ez pişi tart. Çem Allah mizeni barruyi saht. Cenab-ı Hakk'ın canibi uluhiyetinden sana bir cevap gelmiyor. Sen bu sıkılmaz yüzünle daha ne kadar Allah diyeceksin? Yani senin yüzün var mı Allah demeye? Bunu da işletiyor tabii şeytan. Yani bu kadar günah işledin, suç işledin, bu kadar amel etmedin Allah'a, ibadet etmesenin Allah'tan istemeye yüzün var mı? Bu da başka bir hilesi. Birincisi cevap vermiyor diyor. İkincisi de sen buna layık mısın? Allah'tan bir şey istemeye layık mısın diye başka bir hilesini ortaya koyuyor şeytan. Bu şikeste değil şot, şodu beni hadser, diyet derhab u hızırra derhazar.
Adamın gönlü kırıldı və zikri bırakıp yattı. Bu telkinə kapılıp gönlü kırıldı. Dua edən, zikreden kişinin yattı. Rüyasında Hazreti Hızır gördü. Rüyada Hızır Aleyhisselam gördü. Qoftin əz zikr haq və mandeyi çe peşimani əz an keş xandeyi. Hızır Aleyhisselam ona dedi ki, zikrullah'tan neden geri kaldın? Okuduğun ism-i ilahinin zikrinden niçin peşiman oldun, pişman oldun? Bunun sebebini soruyor Hızır Aleyhisselam o kişiden. Qoft, lebbeykem nemi ayet cevap? Zanhemi tersem ki başem reddi, reddi bab. Derviş cevap verdi ki, ettiğim zikirlerin karşılığı olarak bana bir lebbeyk cevabı verilmiyor. Allah'ın kapısında merdut ve matrut olmamdan korkuyorum. Yani bir karşılık alamadım diyor. Yani bir cevap gelmedi, bir şey yapamadım, karşılık verilmedi. Dolayısıyla merdut olmak, reddedilmek, kovulmak, tard edilmekten Allah'ın kapısından korkarım diyor. Bir gidecek başka hakkı var mı? Yok, Allah'ın rahmetinden ümit kesemiyoruz. Haramdır. Yani başına gideceğimiz kapı yok. Ne kadar tevbeni bozsan da döneceğimiz kapı yine Allah'ın kapısı. Yani bu dünyadan, bu kainattan çıkıp giremediğimize göre, onun mülkünün dışına çıkamadığımıza göre çare yok. Yine onun kapısına yöneceğiz. Onun rahmetine sığınacağız. Evet, ümitsizlik yok. Oft an Allah tu lebeyk mast van niyazu derdu suzet peyk mast. Hızır dedi ki, senin Allah deyişin bizim lebeykimizdir. Senin derdi ve yanık niyazın da bizim habercimizdir. Yani Allah belki bizzat sana lebeyk cevabını vermiyor. Sen Kelimullah değilsin. Hazreti Musa Kelimullah'ta Allah'la konuşmuştu. O da dayanamadı zaten, bayıldı. Yani Allah'ın açıktan aşağı bir lebbeyk cevabı sana gelmeyecektir. Senin dua etmen zaten lebbeyktir. Yani senin seni dinleyen birisinin olduğunu düşünmem. Senin ihtiyaçlarını duyan, onlara cevap verebilen, o güce, kudrete, ilme sahip olan birisini düşünmem zaten bu bir lebbeyktir. Bir cevaptır, sana bir karşılıktır. Böyle bir dayanağa sahip olmak, böyle bir güce, kudrete sahip olmak, bunun bilinci lebbeyktir zaten. Hile hau çare cuy haytu cezbi ma buedu buşay paytu. Senin hilelerin ve çare aramaların cezbemizdir ki seni kendimize çekmemizden, ayağı çözmemizdendir. Yani Allah ne yapıyor? Dert veriyor, sıkıntı veriyor, hastalık veriyor, keder veriyor. Niçin? Bunlar da kendisine yönelelim diye. Kendisine imdat, medet, şifa isteyelim diye. Yine meselenin başlarında var. An hayalati ki da mevliyast eks mahruyan bustan hudast. O hayaller ki Allah'ın ay yüzlerini tuzağa düşürürler. Allah'ın bostanındaki güzelliklerdir manasında. Yani Allah tuzak kurmuş. Niye? Kendine çekmek için. Bazı işte hastalık vermiş, sıkıntı vermiş, bazı güzellikler vermiş. Aşık olacak, gönlümüz bağlayacak şeyler vermiş. Niye? Hep onlara yönelerek onların gerçek sahibini, gerçek çare olacağı, gerçek medet verici olacağı yönelip kendisine çekebilmek için. Ve mekeru ve mekeru Allah vallahu hayrul makirin. Siz tuzak kurarsınız, Allah da tuzak kurar. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır diyor. Yani onun tuzağı böyle bir tuzak. Kendine çekmek için, kendine yönelmemiz için, kendine ibadet etmemiz için, kendisine yalvarmamız için onun tuzakları. Tersu ışkı tu kemendi lütfi mazd ziri her yarabbi tu lebbeyka ızd. Senin korkun ve aşkın bizim lütfumuzun kemendidir. Senin her yarab deyişinin altında lebbeykler var, vardır. Yani o yalvarmalar, aşık olmalar, işte lütuf beklemeler adeta Allah'ın kullarına bir kemen tapmasıdır. Onları kendine çekmek için, kendine bağlamak için tuzaklardır, kemenlerdir. Ve bu aslında bir lebbeyktir. Yani Allah'ın bize cevabıdır. Açıkça lebbeyk sedası gelmese de bunlar
o manadaki şeylerdir. Yani bir de bu dua konusunda bir doktor-hasta ilişkisini örnek verebiliriz. Bir hasta doktora gitse, bana şu, özellikle şu, bugünlerde antibiyotik talep ediyoruz değil mi? Bana şu antibiyotiği ver dese, doktor ne yapar? Eğer hastanın önce bir teşhis eder, eğer o antibiyotik ona uygunsa verebilir, verir. Başka bir ilaç ona uygunsa başkasını verir veya hiç vermez. Dua da böyle bir şey. Yani bizim istediğimiz şey acaba bizim için hayırlı mıdır, değil midir? Yani biz sadece kendi görüş ve fikrimize göre, kendi bakış açımıza göre değerlendirdiğimiz için hayrı, faydayı göremeyebiliyoruz. Eğer faydalıysa Allah verir. Bizim için hayırlıysa. Ve sebeplerini yerine getirmişsek. Veya ne yapar? Başka şekilde verir. Veya geciktirerek verir. Der ki bunu bir hafta sonra kullan, işte iki hafta sonra doktorun demesi gibi. Yani ya geciktirerek verir veya hiç vermeyebilir. Çünkü bizim için zararlıdır belki o. Hayrımıza değildir. O zaman hiç vermez. Peki bu doktorun bize cevapsız olduğunu mu gösterir? Hayır. Bizim hastalığımızı bildiğini, bizi tattığını, ölçtüğünü, bizim neyin neye ihtiyacımız yok, neye ihtiyacımız olmadığını bildiğini gösterir. Ki bu da o doktorun bir adeta bir belkidir, yani cevabıdır. İlla ki bizim istediğimizi aynıyla verecek diye bir şart koşamayız. Çünkü onun bilgisi bizden kat kat fazla, tecrübesi fazla, doktor için söylüyorum. Dolayısıyla bizim için en faydalısını o bildireceği için reçeteyi de o yazacaktır. Yani duada da öyle. Yani istediğimiz hayırlıysa Allah verir. Zamanı gelmişse verir. Sebeplerini yerine getirmişsek verir. Ama getirmemişsek, hayırlı değilse ya geciktirerek verir, ya başka türlü verir veya hiç vermeyebilir. Bu duanın cevapsız kaldığını göstermez kesinlikle. Can cahil zin dua cüz dur nist, zanki ya Rab kofteneş destur nist. Cahilin canı bu duadan uzaktır. Çünkü onun ya Rab demesine izin yoktur. Yani elhamdülillah biz dua etmesini biliyoruz. Allah'tan istemesini biliyoruz. Bir de daha bu konulara hiç behresi olmayanlar var. Allah muhafaza. Cahiller grubu var. Yani kimden isteyeceğini, nereden isteyeceğini, ne isteyeceğini, nasıl isteyeceğini bilmeyen insanlar var maalesef. Cahiller var. Bunlar da cahiller diyor. Araf suresi 179. ayette kalpleri vardır, kavrayamazlar. Gözleri vardır, göremezler. Kulakları vardır, işitemezler. Asıl gafiller bunlardır. Yani aynı cihazlar herkeste var. Ama işte o cihazları nasıl kullanacağız, nerede kullanacağız, ne kadar kullanacağız, kime karşı kullanacağız? Bunların bilincinde olmak bile büyük bir mertebedir, aşamadır. Bunun farkına varamayan, işte cahil dediği burada, insanlar çok fazla maalesef. Mekke suresinin 28. ayetinde kalbini zikrimize karşı duyarsız kıldığımız kimselere aldırma diyor. Yani hiç şey yok, o konularda behresi bir nasibi yok. Zikirdir, duadır, yalvarıştır, yakarıştır. Kime yapılacağına dair, nasıl yapılacağına dair bilgisi, tecrübesi işte olmayan, nereye yöneleceğini bilmeyen maalesef bir sürü cahilimiz var, bir sürü gencimiz var. Affedersiniz, son ayeti bir daha tekrarlayalım. Kehf suresi 28'in bir bölümü. Kalbini zikrimize karşı duyarsız kıldığımız kimselere aldırma. Yani ayetin tamamı değil bir kısmı. Tabi duan nasıl yapılacağına dair alimlerimiz bir örnekler, şeyler, formüller koymuşlar. Öncelikle işte burada da yukarıda bahsettiği gibi temizlenmek. Nasıl temizleneceğiz? Yaptığımız günahlardan istiğfar ederek, tevbe ederek, tevbe-i istiğfar ve tevbe-i nasuhla, kesin bir tevbeyle tevbe etmek. Sonra Allah'ın isimlerini zikrederek duaya başlamak. Onun sevgili kulu olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam getirerek duaya başlamak. Ondan sonra isteyeceğimizi makul şekilde istemek. Yani Allah'ım beni gökyüzüne çıkar diye bir dua olmaz yani. Makul ölçüler içerisinde olmalı. Yapılacak şekilde, bu dünyada yapılacak şekilde olmalı. Ondan sonra yine bitirirken, bir de Kur'an'da bahsedilen peygamberlerin yapmış olduğu dualarla dua etmek. Çünkü peygamberler Allah'ın en sevgili kulları. Onlara dua şekillerini öğretmiş Allah, söylemiş, ayetler indirmiş.
Onlar nasıl dua ediyorsa biz de o dualarla, o makbul dualarla dua etmek. İşte makbul vakitlerde dua etmek. Mübarek gecelerde dua etmek. Yani duanın kabul şekilleri var. Onlara uyduktan sonra inşallah Allah da uygun görürse, onun hikmeti iktiza ederse onu da verecektir mutlaka. Evet. Dediğimiz gibi ya aynıyla ya başkasıyla ya da vermeyerek bize hayırlı olduğunu vermemekte hayır varsa o şekilde karşılık verecektir. Lebbeyk diyecektir mutlaka. Çünkü o en küçük varlığın en küçük ihtiyacını gören bir Allah. İşte simsiyah bir taşta, gecede simsiyah bir karıncanın ihtiyacını görebilen bir Allah. Bu eşref-i mahlukat olan insanın da ihtiyaçlarına cevap verecektir ki veriyor zaten yani. Berdehanu berdileş guflistu bend ta ne nalet bahuda vakt gezend, vakti gezend. Bir zarara uğradığı vakit Allah'a inleyip tazarru etmemesi için ağzına ve kalbine kilit vurulmuştur o cahillerin. Yani bir zarara uğradığı vakit Allah'a inleyip tazarru etmemesi için ağzına ve kalbine kilit vurulmuştur. Yani kimden isteyeceğini, o zararın definin tevhini kim karşılayacağını bilmeyen kimseler. Onların ağzına ve kalbine kilit vurulmuştur. İşte biraz önce bahsettiğimiz de kalpleri vardır, kavramazlar, gözler vardır, göremezler, kulaklar vardır, işlemezler ayeti. Araf 179. Dat mer firavun ra set mülkü mal ta ki kert u davi al izzu celal. Cenab-ı Hak firavuna yüzlerce mülk ve mal verdi de o ululuk, büyüklük davasına kalkıştı ve ene rabbükümül âlâ dedi. Evet, Allah Firavun'a çok mal verdi, mülk verdi. Onu işte sultan yaptı, zamanının en büyük lideri yaptı. Ne yaptı o da? Bu mal mülk onu enaniyetin en yüce mertebesine çıkarttı ve ben sizin Rabbimiz, Rabbinizin demeye başladı. İşte öldürdü, diriltti yani kendi çapında bir şeyler yaptı ve Rab'lık iddiasında bulundu. O mal mülk, o saltanat onu o seviyeye getirdi. Derheme ömreş ne diye derdise ta ne nalet suyi hak an betkuher. O mayası bozuk firavun Allah'a dönüp inlemesin ve münacatta bulunmasın diye bütün ömründe bir defa olsun başı ağrımadı. Bu da tabi enaniyetini körükledi. Hiçbir derde uğramamış. Başı bile ağrımamış firavun. Niye? Başı ağrısa belki Allah'a yalvaracaktı veya yaratıcıya yalvaracaktı veya artık başka bir güce yalvaracaktı. Yani bu bile ondan alınmış. Aslında bu da bir nimettir. Dertler, sıkıntılar birer nimettir. Yine Allah'a yönelmemiz, ibadet etmemiz, kulluk edebilmemiz için. Tabii ki istenilmez. Musibetler istenilmez. Ama verildiği zaman, geldiği zaman sabredip, şükredip Allah'tan onun giderilmesini istememiz için onlar veriliyor. Ki Allah en sevdiği kullarına vermiş. Hastalıklar, dertler, sıkıntılar değil mi? Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın ne kadar sıkıntı çektiğini biliyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar eziyetlere, sıkıntılara, işkencelere maruz kaldığını okuyoruz, biliyoruz. Ki bunlar Allah'ın en sevgili kulları. Yani haşa haşa bazı büyük zatlar işte bir derde sıkıntıya uğramayınca bundan şikayet etmişler. Allah yani bize dert sıkıntı vermiyor gibi şikayette bulunan insanlar olmuş. Tabii ki istenilmez dert sıkıntı ama geldiği zaman da sabırla, tahammülle, şükürle onu karşılamak gerekiyor. Baki'nin beyti de aşıklar açın derdi bela zevk-ü sefadır. Ya zevk-ü sefa derdine düşmek ne beladır. Aşık için işte maşun vermiş olduğu dertler, sıkıntılar, çektirdiği şeyler onun sefasıdır, zevkidir. Ondan zevk duyar. Çünkü maşuğa kendini adadığı için ondan gelen her türlü derdi, sıkıntıyı zevk ve sefa olarak görür. Esas sıkıntı, dert, bela zevk peşinde koşmaktadır diyor Baki. Merhum. Dadu ura cümle-i mülk-ü cihan. Burada bir mısra karışmış. Diğer beytin mısrasıyla aynı mısrayı buraya yazmış. Aslında bu beytin ikinci mısrası. Hak ne dadeş derdu rencu enduhan diye olması gerekiyor.
Buna göre beytin anlamı. Allah ona bütün dünya mülkünü verdi de dert vermedi Firavun'a. Buraya gelince Hazreti Mevlana derdin bir nimet olduğunu ve Allah'ın o nimeti sevgili kullarına verdiğini beyan için diyor ki derdamet bihterez mülk-i cihan ta behani merhudara dernihan. Dert cihan mülkünden daha iyi ve daha kuvvetlidir ki onun sevkiyle Allah'a gizlice dua eder ve aman ya Rabbi dersin. Dert sıkıntı gelince onun çaresini aramak için Allah'a yönelsin. Hadis-i şerifte Allah bir kulunu severse onu belaya uğratır. O kul o belaya sabrederse Cenab-ı Hak da onu seçilmiş kullarından eder buyuruluyor. Demin de dediğimiz gibi dert sıkıntı istemeyeceğiz. Geldiğinde sabredeceğiz. Allah'ın bize kaldıramayacağımız yükleri yükletme diye de dua edeceğiz. Yani bazen de çok ağır dertler gelir. İnsan altında boğulabilir. Yani kendi şahsımız onu kaldıracak seviyede olmazsa Allah korusun şikayetçi olabiliriz. Onun altında ezilebiliriz. O yüzden imtihanımızın kolaylaşması için dua edeceğiz. Kaldıramayacağımız yükler yükletmemesi için Allah'a dua edeceğiz. Ama gelince de sabredeceğiz, tahammül edeceğiz, şükredeceğiz, Allah'a yalvaracağız. Handeni bi dert ez ev surde gizt, handeni ba dert ez dil borde gizt. Dertsiz dua soğuktur, bir işe yaramaz. Dertli dua ise gönlün duygusuyladır. Gerçekten de böyledir. Sapasağlam bir adamın duasıyla dertli bir kimsenin inleyerek tazarruğu arasında ne kadar fark vardır? Dertsiz olan alel usul ellerini kaldırır, birkaç kelime mırıldanır, kalkar gider. Fakat bir hasta türlü ızdırap içinde kıvranır, aldığı ilaçlar tesir göstermez, doktorlardan ve onların tedavisinden ümidini keser, olanca ümidini Allah'a hasreder. Böylece bütün kalbiyle aman ya Rabbi der. Elbette böyle bir dua o birinin kalbinde duymaksızın ettiği dua ile bir değildir. Mazlumun ahı arşa çıkar diyoruz atasözümüz. Yani zorda kalanın, ızdırap çekenin, hasta olanın, mustarın duası işte onun Allah'a yalvarmasıyla rahat içerisindeki bir insan Allah'a yalvarması arasında çok fark vardır diyor. Yani onun duası daha içtendir, daha kalbidir, daha tesirlidir. An keşiden zirleb avazra, yad kerden mebdeu ağazra. O sesi dudak altına çekmek, yani gizlice ve samimi ruhundan dua etmek, bir de mebdeini hatırlayıp meadını düşünmek. Başlangıcın sonunu, işte nereden geldiğimizi belki düşünmek. Bu türlüsü elbette başka türlü olur. Sure-i Araf'ta Bismillahirrahmanirrahim. Ud'une rabbekum ud'u rabbekum tadarruen ve hufyeten innehu la yuhibbul mutedin. Yani Rabbinize yalvarıp yakarmak suretiyle yürekler yanarak gizlice dua ediniz. Cenab-ı Hak duada haddi tecavüz edenler sevmez. Mealinde diye buyurulmuştur. Bu haddi tecavüzün ne olduğuna dair muhtelif sözler söylenmiştir. Birisi haykıra haykıra ve yoluna yoluna yani dövünerek duadır demiştir. Veyahut işte peygamberlik istemek, gökyüzüne yükselmek gibi olmayacak şeylere dua etmektir diye yoranlar da var. Bu haddi geçme, haddi tecavüz etme ayette geçen o ibarenin iki türlü yorumu yapılmış. Böyle çok fazla dövünerek, yırtınarak, işte belki son zamanda kafiyeli bir şekilde dua ederek sıralama yapılıyor mesela. Belki daha etki olabilir. Bazılarına etkilenir ama bunlara gerek var mı bilmiyorum. Yani çok fazla haddi aşmamak gerekiyor. Yani. Zaten dilimizde var. Evet. Olmayacak duaya. Amin denmez. Yani. Olacak şeyler istemek lazım. Makul şeyler istemek. O zaman tecavüz etme, haddi aşmış oluyoruz. Yani hiç olmayacak şeyler istediğimiz değil mi? An şöden ava safiyu hazin keyhu davendi cihan ve müsteayin. O sesin safi ve hazin olarak ey feryadıma erişen Allah'ım ve ey yegane yardımcım demesi gerektir. Yani isteyen kişinin safi ve hazin olarak
saf bir şekilde, temiz bir şekilde ve hüzünlü bir şekilde. Ey feryadım erişen Allah'ım ve ey yegane yardımcım demesi gerekir. Ki Allah her sesi duyuyor. Kalbimizden geçirdiğimizi bile biliyor. Duyuyor ki ne kadar ses desek de ne dersek duamızı duyacaktır, yalvarmamızı duyacaktır. Naleysek der reheş bir cezbenist, zanki her rakib esiri rehzenist. Onun yolunda köpeğin inleyişi bile cezbesiz değildir. Çünkü her istekli bir yol kesicinin esiridir. Evet. Tahir Mevlevi demiş ki bu beyt Mesnevi beyitlerinin müşkillerindendir. Şarih diyor ki, başka bir şey, köpek de cezbesiz değildir. Fakat o cezbeye mani olan rehzen, yol kesici, onun sanatı külliyesidir. Cezbe-i huda onu yüksek bir makama rağıp kılsa, sıfatı külliyesi mani olduğu için ölür. Diye bir şerh yapılmış. Şerh biraz daha karmaşık oldu herhalde. Onun yolunda köpeğin inleyişi bile cezbesi değil. Biraz biraz kolay. Yani her ses Allah'ın cezbesiyledir. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin diyor ayette. Yani her şey Allah'ı tesbih ediyor, zikrediyor. Ki o hayvanların da iniltisi, işte kedilerin mırmırları, her şey bir zikirdir aslında. Tamam ama ikinci mısra, çünkü her istekli bir yol kesicinin esiridir. Yani engel olucu diyelim. Yani her yalvaranda bir engel olucu vardır. Her zikredene bir engel, şeytan olduğu gibi yukarıda söylediği, işte nefsimizdir. Bir engel olacak bir şey çıkıyor o karşısına diye anlamak herhalde biraz da bana uygun geliyor. Ama Tahir Mevlevi de müşkil demiş beyte yani. Biraz kafa yorulabilir belki. El mana fi batni şair diyoruz. Böyle ilk zamanlarda. Anlam, gerçek mana şairin içerisinde gizlidir. Ne demek istediği? Biz burada işte anlamaya çalışıyoruz sadece. Asıl mana tabii ki Mevlana'nın kendi içerisinde. Çun sekke fi ki ez mordar rest berseri han şehenşahan nişest. Ashab-ı Kehf'in köpeği gibi ki bunu örnek verince şimdi o köpeğin de makamının yüksek olduğunu anladık. Ashab-ı Kehf'in köpeği gibi ki o cezbe sayesinde murdarlıktan kurtuldu ve padişahların sofrası başına oturdu. Yani köpek normalde bazı mezheplerce murdar sayılıyor. Yani pek işte evde bulundurulmuyor, dokunulmuyor gibi. Yani ama ne oldu? Ashab-ı Kehf'in köpeği onlarla birlikte olduğu için oradaki işte artık 3-5-7 kişi, kaç kişiyse tam sayısı belli değil. Onlarla birlikte olduğu için onların makamına yükseldi, yüceldi. Evet. Burada Molla Cami'nin rubayisi hemen hatırımıza geliyor. Ya Resulallah çebaşet çun ashab-ı kef dahili cennet çevem der zümre-i tu. U revet der cennet men der cehennem key revast. U seki ashab-ı kef men seki ashab-ı tu. Diyor. Ya Resulallah, ne olur ben de ashab-ı kefin köpeği gibi cennete gireyim ve senin ashabının zümresine dahil olayım. Onun cennete gitmesi, bir köpek olarak onun cennete gitmesi, ben de cehenneme gitsem bu uygun olur mu? Diyor. O ashab-ı kefin köpeği, ben de senin ashabın köpeğim. Diyor Molla Cami. Yani o ashab-ı kefin köpeği o grupla birlikte olduğu için, onların yanından ayrılmadığı için, sadakatinden dolayı cennete gideceğine inanılıyor. Köpekler temsilen, ashab-ı kefin köpeği cennetlik. Ta kıyamet mi horet u pişigar, ab-ı ruhet, ab-ı rahmet fi arifane bitegar. O köpek, ashab-ı kefin sohbetini ihtiyar eylemiş olduğu için, mağara kapısı önünde çanaksız, çömleksiz olarak rahmet-i ilahiye suyunu ariflerle içer. Tıpkı bir insan gibi ne yapmış? O da onlarla birlikte olmuş, sadakatini göstermiş. Onlarla birlikte de cennete gidecektir. Allah'ın rahmetine mazhar olacaktır.
ای بسا سک پوست کورا نام نیست لیک اندر پرده بی آن جام نیست. Köpek postuna bürünmüş, adı sanı olmayan nice kimseler vardır ki Ashab-ı Kehf'in köpeğine verilen muhabbet kadehinden hali değildir, boş değildir. O da o kadehten içmiştir. Yani illaki bilinmesi, öne çıkması gerekmez. Halk arasında velilerin gizli olduğu zaten malumumuz. Çok yani görünüşte pejmurda bir haldedir ama Allah'ın o rahmet kadehinden, muhabbetinden, sevgisinden içmiştir. O da o kervana katılmıştır. Can bedeh ez behri ancaum ey peser bi cihadu sabr key başet zafer. Oğul, o kadehi elde etmek için can ver. Cihatsız, sabırsız zafer olur mu? Yani bir gayret, bir çaba gerekiyor. Bir sonuca varabilmek için, bir şey elde edebilmek için. Yani sabırsız, mücadelesiz, cihatsız bir şey elde etmek mümkün değil. Oturduğun yerden hiçbir şey olmaz. Sabırkerden behri in nebuet haraç sabr kun ki sabru miftahul fereç. Bu kadeh için sabır ve mücadele etmek mihnet, meşakkat olmaz. Sen de sabır ve tahammül et ki sabır ferah ve sururun anahtarıdır. Es-sabr miftahu ferah, bunda hadis olduğu söyleniyor. Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Sabretmek işte sonuca ulaşabilmek için, kurtulmak için bir anahtardır. Yani sabır göstermek, mücahede etmek bir mihnet, bir zorluk, bir meşakkat değildir buyuruyor. Çünkü sonucu çok yüksek bir şey, yüce bir şey. Dolayısıyla yani sabır ve mücadele gerekir bir şeyler elde etmek istiyorsak. Zinkemin bi sabru hazmi kes necost hazmra hod sabramet pau dest. Bu tabiat ve beşeriyet pususundan, tuzağından kimse sabırsız ve ihtiyatsız sıçrayıp kurtulamadı. Sabır ve hazım ihtiyatın eli ayağı gibidir. Bu insanlık tabiatından, yaratılışından kimse sabırsız ve ihtiyatsız sıçrayıp kurtulamadı. Bir de ihtiyat gerekiyor. Yani temkin, belki evet, sabır, tahammül ve hazmedebilmek. Yani gelecek gelen musibetlere, sıkıntılara, hastalıklara karşı sabırla tahammül edebilmek. Bunlar insanın bu insanlık tuzağından, işte önümüze gelen pusulardan, tuzaklardan kurtulabilmemiz için elimizdeki anahtarlarımız, güçlerimiz, ilaçlarımız. Evet. Hazm kun der hord kin zehrikiya hazm kerden zuru nuri enbiyast. İhtiyatlı davran bu zehirli otu yeme ki yemekteki ihtiyat ve basiret peygamberlerin nuru kuvvetidir. Yani ihtiyatlı olmak, düzenli davranmak, işte her şeye saldırmamak, belki sabretmek, bu zehirli otu yemekteki ihtiyat ve basiret peygamberlerin nuru kuvvetindedir. Bunu biz nereden öğreniyoruz? Peygamberlerden. Sabırlı olmayı, ihtiyatlı olmayı, temkinli olmayı. Basiret nedir? Her hususta ihtiyatlı davranmaktır. Hazreti Mevlana Mesnevi'nin başka bir yerinde basireti tarif için buyuruyor ki bir yere sefer edeceğin vakit biri gelip de o yolda hiç su yoktur haberini verirse bir başkası da hayır her yarım saatlik mesafede akar çeşmeler vardır dese sen ihtiyaten yanına su alsan birincinin dediği doğru çıkarsa susuz kalmazsın ikincinin dediği gibi ise yanındaki suyu döker çeşmelerden taze su doldurursun. İhtiyat bu. Yani
bir iş için iki tane görüş ortaya çıkıyor. Sen yani olumsuzluklarla karşılaşabileceğin gibi davranman. Yani onlara göğüs gerebilecek şekilde hazırlanman, bu ihtiyat, temkin. Bir şey kaybettin mi su alan yanına? Belki işte şimdiki şeyle bir 500 cc'lik bir şey alsa veya işte 1 litrelik o kadar büyük aldı. Ama susuzluktan kurtuldu. Yolu kolay kat edebilmeyi sağladı oradaki su. Su olsun tamam dökersin, tazesini doldurursun. Elinde bir kabın olsun yeter ki yani. Tedbirli ol. Kah başet ku behri badi pardon. Kah başet ku beher badi cehet ku key mer batra vezni nihet. Nefsinin hevasına göre sıçrayan sebatsız kimse saman çöpü gibidir. Ki her rüzgarın esmesiyle hareket eder. Sebatlı ve temkinli kimse de dağa benzer. Bir dağ esen rüzgara ehemmiyet verir mi? Evet. Nefsine uyan, nefsinin heva ve isteklerine uyan kimse işte rüzgarın önündeki saman çöpü gibidir. O nereye götürürse oraya gider. Zaman, zamane, durumlar, işte ne onun hoşuna gidiyorsa ona göre davranır. Oradan oraya savrulur gider. Ama dağ gibi duranlar ne yaparlar? Hiçbir zaman rüzgardan endişe etmezler. İşte dağ gibi duran o sebatlı, temkinli kimselerdir. Her taraf uli hemi hanet tora key birader ra ha hi hin biya. Her taraftan kulyabaniler birader yol bulmak istiyorsan bu tarafa gel diye seni çağırır. Kulyabani, kulibeyabani yani çöl devi demek kelime manası olarak. Kulyabani çöllerde yalnız başına giden kimselerin karşısına çıkıp onun yolunu vuran cin yahut şeytanmış. Böyle olduğu varsayılıyor. Halbuki böyle bir mahlukun olmadığına dair bir hadis-i şerif vardır. Yolcuların gördükleri kendi vehimlerinin müşahhasıdır. Aynı serap gibi. Çok susayan ne yapıyor? Çölde serap görüyor. Su birikintisi görüyor. Bu da öyle bir şey. Yani o gerçek varlığı olmayan gulyabani denilen şey vehimden ibaret. Hazreti Mevlana da burada meşhura göre gulden bahsediyor, o gulyabani'den bahsediyor ve onu söylemekle rehberlik iddiasında şunun bunun yolunu vuran şeyh ve zahit taslaklarını anlatmak istiyor. Onlar lisandan diyor ki yani insanı yolundan çevirmek isteyen, insanı kötü yola düşürmek isteyen, yolundan saptırmak isteyen işte şeytandır veya cindir veyahut insanlardan bu görevi üstlenenlerdir. İnsan soyundan olup da bu görevi üstlenen kimseler de bu kategoriye sokuyor Mevlana diyor. Rehnumayet hem rehet başet refik men kulavuzem derin rahı dakik. Ben yol gösterici ve kılavuzum. Bu ince ve tehlikeli yolda senin refikin ve yoldaşın olayım diyor o kişi. Gulyabani gibi gözüken zat veya varlık. Ben sana yol gösterici ve kılavuzum. Bu ince ve tehlikeli yolda senin refikin, arkadaşın, yoldaşın olayım der. Ney kılavuz estu ney reh danet u Yusufa kem ru sui an gurku. O ne kılavuzdur ne de yol bilir. Ey Yusuf, o kurt tabiatlı heriflerin tarafına gitme. Evet. Burada da Hazreti Yusuf'a sesleniyor. Herhalde başka Yusuf var mı Mevlana hayatında pek bilmiyoruz. O ne kılavuzdur ne yol bilir. Ey Yusuf, o kurt tabiatlı heriflerin... Evet, Yusuf kıssasını. Evet, yani ona telmih vardır. Kurt da var ya. Çünkü. Evet, kurt. Kurt yedi deniyordu Hazreti Yusuf'a. Yani... seni öyle kötü yollara düşecek kimselerin yoluna gitme diyor. Ama Hazreti Yusuf tabi Allah'ın korumasının himayesinde olduğu için Allah onu muhafaza etti. Ne kurt yiyebildi, ne kuyuda vefat etti. Allah onu kurtarıp Mısır'a sultan yaptı. Hazm an bağışet ki nefri neferibet tora çerbu nuş damhay insara. Bu dünya sarayının yağlı ve tatlı tuzaklarının seni aldatmaması basiret ve ihtiyattır. Evet.
Yani burada yağlı ve tuzlu demiş ama yani nefsin hoşuna gidecek bu dünyada her şey. Yani insan cezbedecek, insanı maleyaniyata yönetecek, boş şeylere yönetecek her şey. Bu dünya sarayının yağlı ve tatlı tuzaklarının seni aldatmaması basiret ve ihtiyattır. İşte bu seziş, görüş, tedbirlilik onlara aldanmamaktır. Dünyanın suri zevk ve eğlencelerine, geçici zevklerine, eğlencelerine aldanmamaktır. Ki ne çerbeştaret du ne nuşu sihhanet mi demet derguşu. Çünkü bu dünyanın ne tadı vardır ne tuzu. O sihir okur ve kulağı üfler. Niye tadı tuzu yoktur? Çünkü bitiyor. Fani olduğu için. Yani şu anda mesela bu suyu içtiğimizde tatlı geliyor ama bir dakika sonra bitiyor şeyi. Yani sona erdiği için, bittiği için, sürmediği için gerçekte bir tadı tuzu yoktur. Rüya gibi adeta. Rüyada da bazen zevk alırız değil mi? Üzülürüz. Ama uyanınca hepsi geçiyor. Hiçbir şey kalmıyor. Bu dünya hayatı da rüyaya benzer aslında. Yani o bize vermiş olduğu tat gibi gösterilen, zevk gibi gösterilen şeylerin aslında biraz sihir ve üfleme olduğu gerçeğini söylüyor Mevlana burada. Gerçek manada bir tat, bir zevk değil. Onlar nedir? Gönle hitap eden tatlar, zevkler. Yani maddi cismimize değil, gönle hitap eden tatlar, zevkler kalıcıdır. Yani onların karşılığı vardır ileride. Ki beya ki biya mihmanima ey ruşeni hanezan tuustu tuzan meni. Hanezan tuustu tuzan meni. Ey nur gibi apaydın kimse, gel bize mihman ol, bize misafir ol. Ev senin, sen de benimsin diye dünya insanı çağırır. Evet. Kendine çekmek için, kendine adeta müptela etmek için, düşkün etmek için. Dünyanın şu davetine karşı hazmi an bağışı ki kuyi tohmeyi ya sakimem haste an tohmeyi hasteyi an tohmeyi tohmeyem. Hazmi an bağışet ki kuyi tohmem ya sakimem hasteyi an tohmeyem. Basiret ve ihtiyat odur ki ona midem rahatsızdır yahut mezar gibi olan dünyanın hastasıyım diyesin. Yani hazım, hazmetmek, onu tahammül etmek, basiret. Midem şişkin veya hastayım. Bu mezarın bitkiniyim demendir. Ya serem derdest dertser beber, ya mera handest an halu pisar. Yahut başım ağrıyor, sen bunu geçirmeye bak. Veyahut dayımın oğlu beni davet etmiştir diye mazeret gösterirsin. Yani dünyanın o zevk eğlencesine karşı bir mazeretin olmalı. Yani esas derdin, sıkıntını gideriyorsa, sana bir çözüm yolu öneriyorsa o zaman tamam. Ama yoksa yani işim var deyip onu savmak gerekir başımızdan diyor. Sanki yek nuş dehet ba nişha ta bekaret der tu niş nişeş rişha. Çünkü dünya sana tatlı bir şey verecek olursa o iğnelerle karışıktır. Onu senin vücudunda yaralar açmak için verir. Yani bu dünya öyle kolay kolay sana zevk, eğlence, işte bir rahatlık, bir huzur vermez. Bir şey verse onun karşını kat kat alır. Bir üzüm tanesi yedirir, 10 tokat vurur. Bu dünyanın zevkleri biraz öyle. Yani işte 20-30 sene rahat yaşayalım diye ne kadar işte eğitim görüyoruz, çabalıyoruz, işte kazanmaya çalışıyoruz, didiniyoruz, çırpınıyoruz. Ne için? İşte 20-30 sene rahat yaşayabilirim diye. Yaşayabiliyor muyuz? İnşallah yaşarız diye ümit ediyoruz. Çoğumuz yaşayamıyoruz da yani. Saadetli bir hayat süremiyoruz. Yani bu dünyanın zevki, eğlencesi, rahatı çok pahalı. Zer eğer pencah eğer şestehet mahiye nagah der şestet nihet. Sana 50 yahut 60 altın verse de ey balık gibi gafil olan insan nihayet seni ortasına takar. Bir parça sana mal mülk verir ama ne yapar? Onu sonra kendisine bağlar. Ortasına kapıldın demektir o zaman. Eğer tüm benliğinle işte varlığınla, zamanınla
alet ve edevatına, duygularınla, hislerinle, cihazlarınla tamamen dünyaya çalışırsan, ondan zevk eğlence almaya kalkarsan işte onun ortasına düşmüşsün demektir. Aynı balık gibi. Seni avlamış demektir. Jaji an cevz malzı tra beret set hezaran aklıra yek nüşumuret. Nüşumurt. O çürümüş cevizin takırtısı, yani dünyanın sana olan vaatleri, sana önüne koyduğu vaatler senin aklını izal eder. Çünkü o öyle bir hilekardır ki yüz binlerce aklı bir akıl saymaz. Yani çürük şeyler, boş şeyler çok ses çıkartırlar. İşte boş tenekenin sesi çok çıkar, davulun sesi çok çıkar. Niye? İçi boştur çünkü. Yani bu dünyanın o takırtısı, işte sesi, eğlencesi de öyle. İçi boş, içi çürümüş ceviz gibi. Tıkırdar ama içi çürük. Ve akıllar da yok eder. Yani senin düşünceni alır. Düşünceni, aklının çalışmasını, fikrin çalışmasını engel olur. Ve kendine bağlayınca zaten akıl, fikir artık işlemez olur. Veya ona yönelik çalışır artık aklın, fikrin. Yaratu hurçin tuz tu kiset gertora men mini mecu cuz gertora mini meni cevz cuz viset gertora mini cuz 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 viset. Tekrar yapacağım. Yaratu hurçin tustu kiset gerto ramini mecucuz viset. Evet. Cuz viset. Sana hakiki yer olan kimse senin hurcun. Hurçin hurç. Evet. Aynı kök şey, kelimeden geliyor. Sana hakiki yer olan kimse senin hurcun ve kesen gibidir. Eğer sen ramin isen viseden başkasını arama. Evet. Visuramin aşk hikayesi var. Bunda yazarı Fahruddin Esad-ı Gürgani. 5. Hicri 5. miladi 11. asırda yaşamış. Farsça olarak yazılmış bir aşk hikayesi. 8900 beyt yaklaşık muhtevası. İşte ihtiyar bir merv padişahı genç bir bayanla evlenmiş. O padişahın kardeşi Ramin de bu bayana aşık olmuş. Ondan hikayesi anlatılıyor genel manada. Gerçek bir olaydan kaynaklanmadığını söyleyenler de var. Ama bu hikayeye dayanılanlar da var. Bu Mesnevi'nin esas önemli kısmı bundan sonraki Mesnevi'lere örnek olmuş. Özellikle Nizami'nin Hüsrev-i şiirinden örneklik teşkil etmiş. Yani eski bir Mesnevi, diğerlerinden daha eski, yani Nizami'nin Hüsrev-i şiirinden daha eski bir aşk hikayesi anlatılıyor. Onlara da örneklik teşkil ettiği için burada zikredilmiş, yani şeyi orada, değeri oradan geliyor. Sana hakiki yar olan kimse senin hurcun ve kesen gibidir. Eğer sen ramin isen, viseden başkasını arama. Sen maşuğunu ara, maşuğun peşinde koş. Evet. Ramin olduysan veya işte Mecnun olduysan Leyla'nın peşine git gibi. Burada sanki bir şey var yalnız Fahri. Veys aslında genç aşık, delikanlı. Ramin maşuka. Evet. Bir şey, Tahir'in Mevlevi onu yanlış beyan etmiş. Şey yapmış. Evet. Tam aksine. Evet. Veys bir delikanlı, Ramin de şey, bir genç kızdı. İşte şey, İslam ansiklopedisinde de öyle geçiyor. Yani tam tersi mi hocam? İslam ansiklopedisinde geçen şekli kadın Veys öyle geçiyor. Şey, o ihtiyar Mer Sultan'ın kardeşi de Ramin. Ramin erkek, Veys kadın olarak geçiyor. İslam tam tersine bunu da yanlış oldu. Evet. Bunu beğendim. Ben de baktım da ben açtım.
Tahir Melevi'nin hem imlasında çok hatalar var biliyorsunuz. Evet. Hem de beyt, mesela bir iki beyt burada eksik. Evet, onun farklı. Buradan metinde var, burada yok. Bazı Adnan Bey'inden baskısına getirdim de yani biz bunu takip ettiğimiz için oradan denk diyoruz. Aslında evet. Başka yerden alalım. Tercümeyi evet. De biraz kendimiz yapacağız. Burada biraz tabi dili de eski. Evet. Gerçi siz düzeltiyorsunuz. Sanki öyle olsa daha iyi olacak. Yani. Tabii şeyden kasıt sevdiğinin peşinden gitmek. Evet. Şey, beytin özü o. Evet. Veysu maşuk tuem zaptust vin biruniha heme aftab tust afatı tust. Senin visen ve sevgilin gene senin zatındır. Bu harici tekliflerin hepsi senin için birer afettir. Burada men arefe nefse fakat arefe rabbe. Kendini bilen Allah bilir. Yani esas kendimizden yola çıkmak. Yani kendi varlığımızı tanımak, kendi benliğimizi bilmek esas budur. Yani dışarı açıldıkça, ufka, afaka yöneldikçe, dış dünyayla ilgilendikçe birer afetmiş gibi bizi sarıp sarmalıyor, bizi adeta içerisine boğuyor. Hazm an bağışet ki çun davet konent tu ne buyi mestu haha menent. Basiret ve ihtiyar odur ki seni davet edenler için bunlar benim meclubum ve meftunum demeyesin. Yani benim sarhoşumdurlar, beni istiyorlar demeyesin. Basiret ve ihtiyar odur ki seni davet edenler için bunlara kapılmaman, bunlara itimat etmemendir. Davet-i işan safir morgdan ki konet sayyad der mekmen nihan. Onların davetini kuşbazların gizlenip kuşları aldatmak için çaldıkları ıslık gibi bil. Yani bir avcı düşünüyoruz, kuş avcısı. Ne yapıyor? Şu anda maketler var. Bir maket kuşu onların önüne koyup veya açığa koyup kendisi gizleniyor ve o kuşların sesini çıkartıyor. Niye? O tuzağa kapılsınlar diye. Onun kendilerinden zannedip bu kuşu tuzağa doğru gelsinler diye. Morgu morda piş benihadeki in mi konet in banyu avazı çünin. Bu sesi ve bu ötüşü bu yapıyor diye ölmüş bir kuşu önüne koyar. O zaman ölmüş kuş koyuyorlarmış. Şimdi maket koyuyorlar. Yani kendilerinden zannetmesi için onların önüne o tuzağa bir kuş maketi veya bir ölmüş kuş koyuyor ve ses çıkartıyor. Kuşlar da ona doğru geliyorlar. Mor pendaret ki cins ust u cemayet ber derdeş der ber deretşan ber derdşan pustu. Kuşlar onu kendi cinsinden sanıp etrafına toplanırlar. Kuşbaz ise onları avlar ve derlerini yüzer. Cüz meger murgu ki hazmeştat hak ta ne gerdet genci an dane u melak. Eğer meğer ki o kuş Allah'ın kendisine basiret ve ihtiyat ihsan ettiği bir kuş ola da o tuzak tanesinin ve hile öfkesinin etrafında dolaşmıyor. Eğer Allah'ın kendisine basiret ve seziş, idrak, anlayış bahşettiği kimselerden olsaydı o kuşlar bu tuzağa düşmeyeceklerdi. Allah onlara o şeyi vermediyse o zaman ne yapacaklar? Tuzağa düşerler ve kendilerinin sonunu hazırlarlar. Hest bi hazmi peşimani yakin bişnevin efsanera derşerhi'in. İhtiyatsızlık yakinen peşimanlığı mucip olur. İhtiyatsız davranmak, basiretsiz davranmak hemen birden pişmanlığı gerektirir. Ne diyoruz? Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bizdeki meşhur sözün bir başka ifadesi. Bunun şerhinde şu hikayeyi dinle diye başka bir hikaye geçiyor Mevlana burada. Buradaki kuşbazdan murat, sülaha ve meşayih kisvesine giren ve halka irfan sözleri söyleyerek onları ağlamak isteyen mürai ve münafıklardır ki onların sözlerine kanmak ve kendilerini Evliyaullah'tan sanmak
sonunda pişmanlığı mucip olur diye yine Tahir Mevlevi'nin açıklaması var. Yani sanki daha çok dünyaya çağıran, dünya nimetten, dünyanın zevk edilmesine çağıran, insanlar dünyaya bağlayan kimseler sanki o kuşbazdan kasıt, avcıdan kasıt diye anlaşılıyor. Evet, burada bırakıyoruz. Bundan sonra hikaye biraz uzun. Bir köylünün şehirli yalancılıkla birçok ısrarla köye davet ederek aldatması hikayesi var. Yine Tahir Mevlevi Nüshası'nda 7967. beyitteyiz. Teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.